Selam arkadaşlar. Selam kızçeler. Nasılsınız? İyi misiniz? Kanalıma, mutfağıma, Asi Kadın'a hoş geldiniz. Evde bayat ekmekler vardı. Ondan sonra Deniz'de ne zamandır istiyordu ekmekleri dilim dilim doğradım. Biraz yumuşak kahvaltı yağı, kahvaltılık sos, sucuk ve kaşar rendesi. Bunu fırına göndereceğim. Şimdi o pişerken de sigara böreği saracağım arkadaşlar. Ondan sonra çok güzel ipek gibi gene yufka aldım şurada. Muhteşem. Fiyatına bakalım. Wow, 60 lira. Çok güzel. Şöyle böreği sarmak için şöyle peynir. Süzme peynir. Süzme peynir de pahalıymış dedim. Ekşimlikle çökelekle mi sarsaydım dedim ama onu yemiyorlar. Aslında şöyle. Bu da böreklik peynir diye kullanıyorum ama normal böyle ezine peynirle yaptığım daha güzel oluyor ama kızartırken çok sıçrıyor, böyle peynirler eriyor falan. Bunu ben fırına götüreyim. Kahvaltı yapsın çocuk. Daha saat çok erken. Fırına götürdüm kızlar. Fırına sesi de gelebilir. Daha sabahın böyle verdiği şeylik var içimde, mahmurluk var. Ama daha saat erken. Bunu dolaba kaldıracağım. Erken çünkü. Bayağı da almışım 6 tane. Bundan bayağı bir çıkacak ama hepsini şey yapmayacağım. Hepsini kızartmayacağım zaten. Evet kızlar, kızarmış hali ekmeklerin. Ekmekler bayattı. Çok sıcak. Ama yumuşacık olmuş. Şöyle göstereyim. Oo süper. Nasıl uzuyor kaşarı. Bayat ekmekleri de böyle değerlendirmiş olduk. Her zaman tost olmaz. Ara sıra da böyle yesin Deniz. Valla Deniz bunun hepsini bitirir arkadaşlar. Ben bunu vereyim yesin. Sonra da böreklerimi sarayım. Evet kızlar, böreğimizi saralım. Sigara böreğimizi. Peynirlerin hepsine şey yaptım. Yarım kilo peyniri ezdim arkadaşlar şöyle. Yeter mi yetmez mi bilmiyorum. Yetmez evde başka beyaz peynir var mı acaba? Tekrardan peynir almaya gitmek zorunda kalmayayım. Yeter herhalde. Öyle yani kızlar. Çok fazla da koymayacağım zaten çünkü şey oluyor. Peynirler dışarı taşmasın. Peynirler dışarı taştığı zaman ocak kirleniyor, çok sıçrıyor. Kahvaltıda bu peynirden bizde yiyen yok ya. Keşke ya, o yüzden yarım kilo aldırdım Deniz'e. Keşke bir kilo aldırsaydım. Süper. Gel bakalım buraya. Hem saralım hem sohbet edelim kızçelerle. Evet kızlar. Dünkü yüklediğim video çok güzel izlenmiş. Yorumlarınız süper. Harika. Bayıldım yorumlarınıza. Ondan sonra şey, sabah şey oldu, YouTube'a girdim, bakın ne güzel oldu. Sabah YouTube'a girdim, gene uslanmamış arkadaş, gene uslanmamış, gene hemen çekmiş orada iki lafın arasına sıkıştırmış yani. Bu sefer hatta daha da ileri gitmiş, kocamın ismini falan kullanmış. Bu ne yüzsüzlük, bu ne terbiyesizlik. Allah Allah. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Melencikli? Ben dün kocamın videosunu gerçekten o kadar çok kırptım ki, o kadar çok kestiğim yerler oldu ki, inan ki onu o şekilde yayınlayamazdım. Keşke yani yayınlasaydım da, keşke görseydin. Acaba videoda böyle adını bile anabilir miydin ki? Bu tek kalmış. Az önce bir tane çiğ yufka yedim kızlar. Çok güzeldi. Biz insanlık yapıyoruz. Üstü kapalı konuşuyoruz gene sesini kessin diye. Ama yok, insanlıktan anlamaz bunlar. Utanmadan bir de ismini kullanmış. Vallahi ne ala mualla derler ya. Ben kimsenin kocasının ismini bile bilmiyorum. Bunlar benim kocamın ismini çok güzel biliyorlar. Şey de öyle. Acuze de öyle. Bu Menercit de öyle. Ben vallahi bilmiyorum bunların kocasının adı ne. Yemin ediyorum ya. O kadar sıkı takip ediyorlar. Çok güzel oldu be kızlar. Yarına misafir var. Bu gece elimden geldiği kadar bir şeyler bayağı bir hazırlayacağım.
Yarına süper misafirlerim var. Şimdi en basitinden başladım. En basitinden şu böreğimi sarayım, videomu yapayım da alışverişe gideceğim. Eksiklerim var bayağı, onları alacağım. Ya şey, burada yakın taraftakileri ben alacağım. Diğerlerini işten gelirken kocam alır. Öyle yani kızlar. Koca bir tepsi fırında tavuk yapacağım. Soslu tavuk, pilav, cacık, barbunya pilaki, sigara böreği, patatesli börek, baklava, Amerikan salatası, başka ne vardı? Zeytin salatası, cacık, haydari, şakşuka, daha sayayım mı? Şu an hepsi aklıma gelmiyor. Bakalım hazırlayacağız bir şeyler. Liste yapmıştım da listeyi aklımda tutamıyorum şu anda. Ay, kolum ağrıyor bugün de kızlar ya. Şu sol kolum ağrıyor. Neden acaba? Nedendir bilmiyorum. Buzlukta da dondurucuda da kek var. Ama kim yiyecek keki? Sevmiyoruz artık keki. Deniz'den başka kek yiyen yok arkadaşlar. Gerçekten. Yemeklerin ismini söyledikçe karnımın acıktığını hissediyorum. Öyle işte. Konuşursanız alırsınız cevabını. Konuşmayın. Haddinizi aşmayın. Hiç rezil olmayın ona buna. Yoksa herkese rezil olursunuz işte böyle. Sen diyor karının diyor dediklerini biliyor mu diyor. Biliyor. Gayet güzel biliyor. Hatta diyor ki ben de senin yanında olsam diyor daha beterini söylerdim diyor. Sen gene iyi sabırlısın diyor bana. Benim neymiş efendim, bir de yalandan yere çocuğu benim diyor Down sendromu kızıma diyor laf söyledi diyor. Valla laf söylediğim ya da kızının adını andıysam ya da çocuklarını ima edecek bir şey söylediysem çıkar ortaya. Yalancı, pislik. Ne pissiniz siz ya, ne pissiniz. Hani söylesem topa tutar, topa tutar zaten. Söylemediğim halde bu söyledin diye bunları yapıyorsa. Sen benle ne işin var? Sen otur. Kumanın kızına bak. Onun için de şey diyorlar ha, oğluna kaçırmışsın o kızı, öyle diyorlar. Öyle duydum ben, bilmiyorum. Ne kadar doğru ne kadar yalan bilmiyorum. Geçenlerde duydum ben onu, söylemeyi unuttum hatta. Bu kumasının kızı diye getirdiği var ya arkadaşlar. Ondan sonra galiba bunu oğluna mı kaçırmış, ne yapmış? Öyle bir şeyler duydum, bilmiyorum. Ben milletin yalancısıyım. Herkes kendi kabahatini bilsin, öyle otursun. Benim sigara böreği yapmayalı da çok uzun zaman var ha. Böyle peynirli falan. Bunu yemeklerin yanına kızartacağım arkadaşlar. Bu akşam kızartmayacağım. Yani kızartıp şeye, dolaba koyacağım. Birazını da dondurucuya koyacağım. Çok var çünkü burada. Öyle yani. Deniz hiç sevmiyor bu böreği arkadaşlar. Börek dediğim gibi kıymalı olur diyor bana. Bak sen. Yufka da çok güzelmiş. Tazecik. Bunları sarılmış da satıyorlar ama hiç güzel değil sarılmışı. İçine şey koyuyorlar. Peynir koymuyorlar. Ekşimi koyuyorlar içine. Ekşimik mi? Çökelek mi? Ekşimik de çökerek aynı değil mi kızlar? Çok da koymak istemiyorum kızartırken şey yapmasın diye. Taşmasın diye. Kapı çalıyor sanki bizim. Çiçeklerim hala solmadı kızlar, gözüküyor mu bilmiyorum. Şu bu değil. Mis gibi kokusu geliyor şu anda. Kaç gün oldu ya, bugün ayın kaçı? Ayın ikisinde gelmişti.
Mis gibi kokuyor, hala kokusu var. Güller solmamış vallahi. Solan birkaç, yani solma da değil. Zambaklar solmuş sadece. Onun dışında hiçbiri solmamış. Saadet Hanımcığım da geliyor yarın. Yani ablam da geliyor yarın. Bir aksilik çıkmazsa. Öküz gibi anırıyor ya, ablası küstü, ablası küstü. Sanki ablam her gün benim evime geliyor değil. Haftada iki kere, üç kere benim evime geliyordu sanki. Bunlar alışmışlar böyle iç içe yaşamaya da. Vallahi herkesin kendine ait bir hayatı var, yaşantısı var. Yani fırsat buldukça birbirimize gider geliriz zaten. Her gün her gün görüşmenin bir şeyi yok. Çünkü çok yakınımda değil yani ablam benim. Minibüste iki vesait gideceğim. Bir de yürüme yeri var. Bulamıyorlar, laf çıkarıyorlar. Şimdi daha neler çıkaracaklar, neler neler. Ben bekliyorum. Vallahi. Bu evdekiler bana da mı grip geçirdi? Ne yaptı kızlar? Üstüme bir uyku çöktü. Bir ağırlık çöktü ya da yarınki misafirlerin ağırlığı mı? Ama yok, kolum ağrıyor, şu kolum, sol kolum. Bunun ağrıması iyi değil. Niye ağrıyor acaba? Neden? Niçin? Ama şimdi hemen sevinirler hastalandı diye. En kötü ihtimal evdekilerden grip geçmiştir. Böreğimi sarınca işim yok, gücüm yok. Yatarım biraz, dinlenirim, geçer. Nasıl olsa Deniz'in karnı tok. İçtekilerin de dışarıdakilerin de gelmesine daha bayağı bir zaman var. Hiç problem değil. No problem. Çiğ yufka yemeye bayılıyorum kızlar. O kadar çok seviyorum ki. Siz de sever misiniz? En sevdiğim şeydir yani. Pişmiş o kadar lezzetli gelmiyor. Çok güzel. Ne kadar ince bakın. Süper. Harika. Her şeyin kolaylığı var. Bu yufkacının yufkası da gayet güzel. Pazardan aldıklarım telefon çalıyor. Pazardan aldıklarım kalın oluyor. Bu çok ince. Ne yani kızlar? Evi süpürecektim. Bugün evi süpüremedim ya. Düşünebiliyor musunuz? Tam böyle kendime süpürme yapmaya alıştırmıştım. Dün süpürdüm tabii ki de. Böyle büyük bir heyecanla aldım, her yeri toparladım, süpürgeyi açtım. Aa, süpürgenin şarjı yok, şarj etmemişim. Bu birkaç seferdir de oluyor bana. He. Unutuyorum. Sonra takarım. Ben de bu aralar hep sonra yaparım. Sonra takarım bir şey var ya. Şimdi şarjda. Akşama bir güzel süpürürüm, akşama doğru. Yani gündüz süpürmesem akşama mutlaka süpürürüm. Evet kızlar. Vallahi yemekler kolay menü seçtim. Çok zor bir menü seçmedim. Herkes ne yiyorsa ortaklaşa karar aldım. Benim niyetimde başka bir yemek vardı ama dediler hiç gerek yok. Öyle yani. Ne güzel de sarılıyor. Şu modem de kolumun altında diyorum, neymiş bu? Git öte. Güya evin internetini en iyisini aldım kızlar. Daha önceden şey kullanıyordum. D-Smart kullanıyordum. O iyice manyaklaşmıştı son zamanlarda. Bunu da ne zamandan beri? 6-7 aydır kullanıyorum galiba. 6-7 ay mı yoksa daha mı fazla? Bir sene olmadı yani, yok. En fazla 6-7 aydır. Aa, bundan da memnun değilim. Mutfakta çekmiyor. Dibine gelince yani çoğunlukla çekmiyor. Bir de en yükseği yani. En yüksek internet.
Sürekli kendi bir video yüklerken bu işime yarıyor. Sürekli onun dışında kendi internetim. Yani kendi tarifemdeki internet kızlar, o kadar çok internet harcıyorum ki video yüklemediğim halde telefon görüşmeleri çok yapıyorum ya. Çekmiyor çünkü. Hiç önemli değil. Ben zaten telefonda tarifemi yenilerken dakikadan çok internet istemiştim. Ama internet bana 100 GB da gelse bana yetmez. Aman ne yapayım? Canım sağ olsun. İkindi ezanımız okunuyor. Vallahi görüntüde nasıl hiç bilmiyorum kızlar. İnşallah görüntü güzeldir. Kötü de olsa yükleyeceğim, iyi de olsa yükleyeceğim. Ama ben böyle oturarak da iş yapamıyorum. Benim ayağa kalkmam lazım. Böylesi daha iyi. Kafam gözükmüyor. Ne yapacaksınız beni görüp de? İyi böyle. Zaten bitiyor, az kaldı. Öyle yani kızlar. Galiba ben de grip oluyorum. Size bir şey söyleyeyim mi? Ben hastalanmam. Kolay kolay hastalandığım zaman benim hastalığım hiç çekilmez. Tripodu düzelteyim. Evet kızlar, sardım börekleri. Şimdi diğer tariflerime, yemeklerime geçeceğim. Bunları şimdi kızartmayacağım. Buzdolabı poşetine koyup kızartacağım zaman çıkaracağım. Tekrardan merhaba kızlar, kızçeler. Sigara böreklerini sardım. Börekleri sardıktan sonra gittim, yattım, uyudum. Bir iyi gel dedim ya, kolum ağrıyor diye. Yatınca vallahi geçti, hiçbir şeyim yok. Gayet iyiyim, taş gibiyim, taş. Ay. Ay konuşamadım da. Marketten geldim kızlar. Nefes nefese kaldım. Şöyle bir sürü tavuklarım var. Bir sürü tavuk baget ve pirzolam. Ay şöyle yıkadım misler gibi. Kendimi soslayacağım. Geçenlerde aptalım biri demiş ki kasaba soslattırıyormuşum. Kendim sosladım diyormuşum. Şimdi yok, onu kayra aldığım için değil de soslarken de dedim göstereyim kızçelere dedim. Evet, burada sosumu hazırladım. Kasaptan aldığım bir tavuk sosu var arkadaşlar. Onu kullandım. Kokusu gerçekten muhteşem. Daha önce hiç kullanmadığınız bir sos olabilir. Yok, o bildiğiniz klorun soslarından falan değil. Bu değişik, yeni çıkmış. Şöyle göstereyim. Hayır, bu toz halindeydi. Ben içine biraz sıvı yağ, 3-4 diş sarımsak rendeledim. 2 yemek kaşığı yoğurt. Bir de o sosu kullandım. Başka ne vardı? Başka bir şey koy. Hadi salça. 1 yemek kaşığı da salça koydum. Hafif sulandırdım. Bu şekilde bir kıvam elde ettim. Şöyle göz, aman yere dökmeyeyim. Şöyle. Burada da soyduğum suda beklettiğim patateslerim var kızlar. Patateslerimi doğrayayım. Patateslerim de şu boyda kaç, 2, 4, 5, 6 tane. Ama kalabalığız yani anca. Çok olursa da şey yapmam. Ay, elimi zaten kestim az önce. Aslında çekimi yapacaktım da elimi, konserveyi açarken elimi kestim. Çok kanadı. Onu bekledim bayağı, kanının durmasını. Bir kanamaya başlayınca zaten durmak bilmiyor. Evet kızlar. Evet kızlar. Benim için de iyi oldu. Videoyu tamamen bitirmemem. Hani bu saate bırakmam. Tesadüfen şey izliyordum. Neydi o? Ya arkadaşlar biliyor musunuz bilmiyorum. Neydi ya, bir şey çıkıyor önüme. 2 gündür onu izliyorum. İzlemek istemiyorum. Etkisinde kalıyorum. Gizli Dünyalar mı? Öyle bir şey. Hiç izlememiştim. İlk defa gördüm. Kaç sene önceki bir diziymiş. Bölüm bölüm böyle. İşte insanların yaşadıklarını falan anlatıyor. Şeye benziyor biraz ya.
Bu hani izliyorduk ya bir ara. Sırlar Alemi gibi bir şeye benziyor. Yani tam onun gibi değil de ona benziyor sadece. Onu izlerken bu Meren Ciddi'nin şeyini gördüm. Boşuna Meren Ciddi dememişim. Yemin ediyorum boşuna Meren Ciddi dememişim. Kız Allah seni ne yapmasın değil mi? Allah Allah. Çok mu hoşuna gitti Ufuk'un sana laf söylemesi? Arkadaşlar ben kimsenin kocasının ismini bilmem. Kocamın ismini ezberlemiş. Ufuk Ufuk diye ver yansın ediyor ya. Allah'ım bu nasıl bir aşktır? Aşk diyeyim artık. Adamın dünkü konuşmalarından sen bunları mı çıkardın? Be salak. Bunları mı çıkardın sen? Merencitli, ayrık bacaklı. Gerçekten tam bir merencitlisin ve gerçekten tam bir ayrık bacaklısın. Şöyle. Hani orada diyorsun ya TikTok şöyle TikTok böyle hatta Ufuk şöyle Ufuk böyle işte falan fıstık. Kız biz dilencilik yapmıyoruz ha. Vallahi bak. Benim evimde gördüğüm bütün yiyecekleri ben kendi paramla alıyorum ha. Kocamın parası, kendi param, oğlumun parası. Kimseden bana bir yudum su gelmiyor. Eğer öyle bir düşüncem varsa bir yudum su gelmiyor. Çünkü ben senin gibi dilenci değilim. Şimdi de bahanen var değil mi? Çocuğu hastaneye yatırdım bahanesiyle. Topla paraları değil mi? Özel hastane. Yatırmasaydın özel hastaneye. Ki fakültede yatıyormuş. Fakülteler özel hastane olmaz. İnanmayın bu salağa. Arıyormuş telefonla. Onu da öğrendim. Telefonla milleti arıyormuş. Diyormuş ki çok zor durumdayım. İşte özel hastanede yatıyor. Devlet karşılamıyor. Çocuğu hastaneden çıkaramıyoruz diye milletten para topluyor. Bunun pisliğine inanmayın arkadaşlar. Allah aşkına paranız pulunuz varsa bu pisliğe yardım etmeyin. Bu tür dilencilere yardım etmeyin. Gidin çocuk okutun lütfen arkadaşlar. Çocuk okutun, burs verin. Gidin LÖSEV'e bağışlayın ya. Paranız varsa LÖSEV'e bağışlayın. Bak onların daha çok ihtiyacı var. Bu geri zekalı pis Medine dilencisine bir kuruş para vermeyin. Allah reva görmez size. Gerçekten bak Allah reva görmez. Şöyle özel hastanede yatsa bile yatırmasaymış. Arkadaşlar iki keredir kalp krizi geçirdim. Dedim ya ambulansla işte şeye gittim falan hani bak İstanbul'da yaşayanlar bilir Koç Üniversitesi ne kadar özel bir hastane ve ne kadar güzel bir hastane. İki keredir beni Koç Üniversitesi'ne götürüyor ambulans. Tamam şeyde diğer hastanelerde yer yokmuş. O an ilk müdahale orada yapıldı. Etti falan fıstık. Yatış derler. Anjiyo işte stent falan. Bak birincisinde de öyle oldu. İkincisinde de acil gittiğim için. Ama bu işlemleri yapmadan önce hemen yanıma geldiler. İmza atmam gerekiyor. Ben dedim bunun dedim masrafı ne kadar dedim. Şimdi ben en son anjiyo olduğumda ve şeylerin parasını almadı. Onu da söyleyeyim. İlk müdahalenin parasını almadı. Doğru. İlk yatışın parasını da almadı. Ama orada yoğun bakımda yatsaydım, orada anjiyo, orada stent bilmem ne şu bu cart curt yaptırsaydım yemin ediyorum 100 bin lira çıkamazdım o hastanede. Ki bu benim şeyim çünkü tek damarı açmanın fiyatı zaten 35 bin liraymış tek damar. Yani stent falan değil. Muayenesi, serumu, ilacı, şunu, bunu, tahlili hepsi hariç. Çünkü ben en azını şey yapıyorum. Ben de dedim ben de bilirdim orada olmasını. Ben de orada tedavim olurdum. Milletten dilencilik yapardım. Ben asla kendime yakıştırmam öyle bir şey. Dedim beni doktoruma yönlendirin. Neresi uygun sorusu ben burada dedim tedavimi olamam. Ben burada yatamam dedim. Bunda bir şey yok. Ayıp bir şey yok yani. Bunlar alışmış bu pislik menencitte ayrık bacaklı alışmış para dilenmeye. Ne pis bir insansınız siz ya. Şu YouTube'da dolandırmadığınız kimse kalmadı. Yani şimdi de telefonlarda özel olarak mı dilenmeye başladın? Özel olarak mı istiyorsun parayı? Allah Allah. Bir sürü sıkıntısı varmış da yalan inanmayın. Hatta şöyle bir şey. Çocuğu gerçekten hastanede mi yatıyormuş? Özel hastanede mi? Özel hastanenin şeyini göndersin size. Arayın telefonla öğrenin bu kişinin ne kadar borcu var diye. Bu kadar aptal olmayın ya. Bir sorun ya hangi hastanede? Şu hastanede. Tamam o hastanenin telefon numarasını siz bulabilirsiniz şeyden. İnternetten bulabilirsiniz. Ondan sonra arayın hastaneyi. O çocuğun adını soyadını verin. Bu hastanın ne kadar borcu var diye öğrenin ve yalanını çarpın suratına. Hadi diyelim ki ya ben zannetmiyorum da o kadar çok yüklü miktarda hani hastaneye borçlu olsun ki yalan kandırıyor size. Yemin ediyorum kandırıyor. Tekrar söylüyorum bu dilenciye
para vermeyin. Bir sürü çocuk var, binlerce çocuk var yurtta kalan, devletin yurdunda. Gidin onlara burs verin, çocuk okutun bak en güzeli. Daha da olmadı, okutacak çocuk mu yok? LÖSEM'e bağış yapın arkadaşlar. Benden söylemesi, YouTube camiasında hiç kimseye para yollamayın. Burada ben bir seneden fazla kendimi parçalıyorum. Yollamayın para. Ha, siz para yollarsanız bu tamamen sizin enayiliğiniz, yani enayiliğiniz. Sizin o gönderdiğiniz paranın ne hayrı olur ne şeyi. Terbiyesize bak sen be. Neymiş efendim? Down sendromlu kızı varmış. E kızı da kullanıyorsun. Kızın üstünden az para toplamadın. Kızın asker kıyafeti istiyormuş. Utanmaz rezil. Gittin millete aldırdın onu. Allah'a şükür. Benim çocuklarıma ben kimseden kıyafet istemedim. Onların aslan gibi babası var. Kıyafetlerine de, ayakkabılarını da, her şeylerini alıyor. Biz senin gibi dilenci değiliz. Bundan bahsetsene. Pis dilenci. Pis kıskanç. Nereye gidecek? Yani ne olacak senin bu kıskançlığın ya? Vallahi şaşırdım kaldım. Bu kadar kıskançlık olmaz ya. Yemin ediyorum bıktım ben bunun kıskançlığından. Tişörtü nasıl kızlar? Bunu geçen sene kocam hediye almıştı bana, bakın. Lacoste. Çok güzel değil mi? Bunu ben geçen sene bir kere giydim. Hatta ablamla videom vardı, altında beyaz gömlekli. Tabii ki o gömlek şimdi bana olmuyor. Düğmeleri kapanmıyor. Ondan sonra aradım bir haftadır bunu arıyordum. Çok seviyorum ben bunu. Buldum, çok mutlu bir şekilde bugünden beri üstümde, hiç çıkarmadım. Tabii ki yemek yaptıktan sonra çıkaracağım, yıkayacağım. Oh, öyle yani kızlar. Alışmış bunlar pis pis dilenmeye. Bakayım. Saatin işine hemen geçiyor zaten. Allah'ın dilencileri. Bir de orada benim kocama laf söylüyor arkadaşlar. Ya eldiven de yok şimdi, elini süreceğim mecburen. Kim takar seni ya? Seni kim takar? Ayrık bacaklı melenci. Seni insan yerine koyup da benim adam bir daha konuşur mu sana? O laf insana bir kere söylenir. Yemin ediyorum bir kere söylenir. O da neye takıldı biliyor musun melencitle? O adamın takıldığı tek bir nokta var. 10 tane şeyim olsa bir tanesini Asi'nin kocasına vermem dedin ya. Puh rezil dedi. Yemin ediyorum. Bu dediğim nasıl bir laf. Hatta dünkü koyduğum videoda arkadaşlar da dedi. Aa dediler, öyle laf mı olur? Ne biçim laf? O nasıl bir iğrenç bir laf. Bunları şimdi pişirmeyeceğim kızlar. Bunları sabaha kadar, yani yarına kadar böyle sosun içinde bekleteceğim ki daha iyi marine olsun. O adam o yüzden ona bir gönderme yaptı. Laftan anlamayan kişiye sen istediğin küfürü et. Adam sana cevap vermez ki. Çünkü senin gibi gerçekten şimdi biraz kabalaşacağım ama pavyon karısı muhabbeti yapan karıya cevap vermez. Tipin aynı ve o yaptığım video aynı pavyon karısını konuşmalarını anımsatıyor biliyor musun? Aynı bak. Gerçekten. Çünkü öyle bir konuşma tarzı olmaz. Ben hiçbir arkadaşa YouTube'daki kavga edeyim ya da etmeyeyim. Arkadaşlarımın kocasının ismini bilmem ben be. Gerçekten. Mesela senin kocam bana hitap etseydi ben bilmiyorum bey diye hitap ederim. Ha bu arada da evet kocasını konuşturacakmış. Kesin ya, diyorum ya, benden gördüğünü yapmasa ölür geberir. Ben konuşturdum ya, bu aşağı kalır mı? Önce yapsaydın ya, benim yaptıklarımı yapma be kadın. Benim yaptıklarımı gerçekten yapma, benen ciddi. Valla. Bıktım bu hasta ruhlu insanlardan. Aa biber de ayıklayacaktım kızlar. Neyse şunları şey yapayım da biber de şey yapacağım. Seni terbiyesiz, seni. Alışmış terbiyesizliğe. Akılsız. Valla ben ancak gülerim. Yarın misafirim gelmemiş olsam. Mutfakta da işim olmasa yemin ediyorum bu saatte canlı açıyorum. Gene eğleniyorum ama gerçekten işim var. Hani canlı açsam bile şey yapamam. Hani yorumlara odaklanamam falan. Öyle yani. Pis dilenci. Utanmadan. Dilencilik yapıyor ya. Millet de buna inanıyor. Vallahi millet buna inanıyor. Millet keriz ya. Sana para yardımı yapan insanlara gerçekten keriz diyorum. Vallahi. Öyle yani. O salak acuze de kocamın adını sayıyordu. Hadi o erkek delisi.
Kesin göz koymuştur da sen de zaten erkek denizsin. Arda'nın namustan bahseden kişiye bakar mısınız? Neydi? İsmail buna koltuk takımı alıyordu. Karşılıksız değil mi? Bu nemle yatıya geliyordu. Onlardan bahsetsen ya. Görgüsüz köpek. Görgüsüz köpek. Vallahi ne konuşursan konuş. Sen benim moralimi asla bozamazsın. Sen kimsin ki benim moralimi bozacaksın? Bir de diyor ki ben diyor bilmem ne yapardım diye şikayet. Ya bana şikayette bulunacağım. Şunu yapacağım. Bunu yapacağım. Bana bunlarla gelmeyin arkadaş. Yaptım bekle diye gel. Öyle kuru sıkı boş konuşmalarla bana gelmeyin. Vallahi gelmeyin. Gelmeyin. Baktı ki benim adamcağızım video yaptı. Benim adamcağızım buna söylendi, laf söyledi. Bunun zoruna gitti. Ben niye bunu düşünemedim? Ben niye sirkten aldığım kocamı konuşturmadım diye içi içini yedi. Sabahın köründe başlamış video yapmaya. Ha bir de takmış memelere. Memeler gözüküyormuş, meme sallıyormuşum. Valla arkadaşlar benim de çok izlediğim, gerçekten iki tane izlediğim YouTuber var. Bir de üç kişi de şeyden sıkı takipçisiyim. Instagram'dan. Hem de bayağı öyle böyle de sıkı takipçisiyim. Valla o bayanların da orası burası gözüküyormuş. Ama benim hiç dikkatimi çekmiyor. Hiç fark etmiyorum. Çünkü senin dikkatini çektiği için demek ki sen sapıksın. Bir bayanın dekoltesi olur, eğilir, kalkar, gözüküyor. Bu beni ilgilendirmez ki. Ben bunu konu haline getirirsem bana derler sen sapık mısın derler. Sana ne kadının kıyafetinden derler. İşte tam seninki de o hesap ama doğru. Senin memişler bir dizine kadar indiği için. Hani hatırlıyor musun? Ya da kızlar siz hatırlıyor musunuz? Bu salak ne yapmış biliyor musunuz? Geçen sene galiba kırmızı bir naylon bir gecelik giymiş. Naylon dediğim çok adi naylonlu pazarda satılanlar olur ya. Ondan sonra giymiş onu. Bu memeler inmiş dize kadar. Askılı bir gecelik. YouTube yapmış bir de öyle. Geçmiş şey karşısına kahvaltı mı bir yemek bir şey hazırlıyor. Böyle sallıyor. Onlar var ya aynı affedersiniz köpek memesi gibi. Sonra ben bunu görüp de videomda konuşunca anında o videoyu kaldırdılar sizler. Ama onu bilenler biliyor yani. Gerçekten bilenler biliyor. Anında kaldırdı şeyi. Kızlar bu ne kadar çok oldu arkadaşlar. Yani dinime söven Müslüman olsa derler ya. İnmiş kendi şeylere, memişleri dizine kadar. Asine şeyleri. Dert oldu millete. Allah dert oldu millete. Ay öyle yani arkadaşlar. Bunu çok oldu bu ya. Burada tam 14, 15, 16 tane baget var. 2 tane pirzola var. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi ben bunları ağzını kapatacağım. Sabaha kadar bunlar duracak. Menümde neler var kızlar? Menüm. Benim menümde ha şey yaptım. Barbunya pilaki yaptım ama çekim yapmadım. Az yaptım. Şey yaparken masamı hazırlarken zaten göstereceğim hazırladıklarımı. Zeytin salatası. Çiğ köfte. Amerikan salatası. Bunun yanına işte fırında tavuk. Çorbam olacak. Ondan sonra başka. Valla aklıma gelmiyor. Yarın artık şey yapacağız. Başka neyim vardı? Valla unuttum. Hemen dolaptan bir iki tane biber çıkarayım. Biberlerimi de şey yapayım arkadaşlar. Ay ne güzel temizdi mutfağım. Şimdi hemen dağıldı. Öyle yani. Biberi çok fazla koymayacağım. Birer tane olsa yeter. 10 kişiyiz arkadaşlar. Bir aksilik çıkmasa yarın da aşırı derecede sağanak yağış varmış. Aşırı derecede sağanak yağış varmış. Ondan sonra bir aksilik çıkmaz inşallah. Çok güzel masa hazırlayacağım. Sizler de göreceksiniz arkadaşlar. Biberlerimi koyacağım, bunu saracağım. Başka yapacağım iş yok. Videom da çok uzun olmasın. Ben sizleri çok öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sizleri çok seviyorum. Telefonum da çalıyor bu arada. Canoş kim arıyor? Canoş ki.